Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Gençler selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün ne yapıyoruz? Talaş böreği yapıyoruz. Birazcık daha soğuması lazım. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kakan ki canbaz. Gençler selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Anlatılmaz lezzetler mutfağımızdan herkese selamlar. İyi ki bizimle birliktesiniz. Videomuzu izlemeye başladınız. Bugün ne yapıyoruz? Talaş böreği yapıyoruz. Vira bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim talaş böreğimizin olmazsa olmazı tereyağı. Tereyağımızı harcımızda kullanacağız hem de finalde kullanacağız. O nedenle biz şimdi ilk etapta teferruata geçmeden önce ne yapacağız? Tereyağımızı eriteceğiz arkadaşlar. Tereyağımızı eriteceğiz. Biz diğer harcımızı hazırlarken, artı böreğimizi oluşturmaya başlarken finale kadar bunun soğumasını istiyoruz. O nedenle bismillah diyelim. Şuradan bir bıçak alalım. Bıçağımızı alalım. Şuradan şöyle yeteri kadar tereyağımızı şöyle bir atalım. Bu kadar yeterli. Efendime söyleyeyim. Tabi her daim olduğu gibi ne yapmamız lazım? Dizel aracımızı çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Dizel aracımız hazır. Hafif bir duman olacak, sakın endişeye kapılmayın. Ama bugün dumansız oldu. Hacı, bunun mazot pompası yavaş yavaş düzeliyor yani. Yavaş yavaş kendine geliyor mazot pompası. Şimdi ne yapacağım? Hemen şöyle altını kısıyorum. Altını kısmam lazım çünkü bayağı büyük geliyor buraya. Şöyle hatta biraz daha kısıyorum. Tereyağım eriyecek. Sadece eriyecek arkadaşlar. Tereyağım erirken ben dilerseniz malzemelerimizi sayalım. Olmazsa olmazımız elimizde çok güzel sotelik böyle ince ince doğranmış dana kuşbaşı etlerimiz var. Efendime söyleyeyim. Biz daha önce bunu haşladık güzelce. Bakın burada da harika bir et suyumuz var. Bir baş soğanımız var. Harika güneşte kurutulmuş biber salçamız var. Şöyle daha önceden haşladığımız garnitürlerimiz var. Yumurtamız var ve harika hazır mükemmel bir kaşarımız var. Kestiğimizde böyle uzayacak arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi ben bunu biraz canlı yapıyorum ki bunun yanmaması lazım. Sadece ne dedik? Eriterek başlayacağız dedik. Onun için bu zaten gerektiği kadar ısındı. Bakın bu gerektiği kadar ısındı. Sen burada usul usul dur, usul usul dur, hiçbir yerlere gitme. Seni finale doğru yumurtanın sarısıyla ödüllendireceğim inşallah. Dedim, verdim gazı, hemen tavacığımı aldım. Hemencik şöyle altını kısarak. Evet, bismillah diyeceğim. Öncelikle o hazırlanırken ben şu soğanımı bir hazırlayayım arkadaşlar. Ne yapmak lazım? Tedarikli olmak lazım. Tedbirli olursak, sıralamasıyla yaparsak bence güzel olur. Öncelikle şöyle bir soğanlarımızı küçük küçük, incecik doğrayalım arkadaşlar. Çok az tereyağı atacağım. Tereyağı bu işin olmazsa olmazı. Böyle. Bu kadar yeter. Fazla değil. Altını kıstım. Böyle aldım. Tereyağım burada dursun. Bu tereyağına azıcık da çiçek yağı ekliyorum. Tamam. Fazla yağlı olmasın. Biz bereket ayçiçek yağı kullanıyoruz yemeklerimizde. Tavsiye ediyoruz efendim. Dedikten sonra hemen şuradan tahta kaşığımı alayım. Evet. Bugün bu tahta kaşığı kullanacağım. Tamam, hiç beklemeden hazır tereyağım güzel köpürmüşken endişem var yok. Soğanlarımı atıyorum, diğerlerini sonra ekleyeceğim. Tabii bunun altını iyice kısacağız arkadaşlar ki soğanlarımız ve yağımız yanmasın. İçin için olmasını istiyoruz. Evet, şöyle
Hemen diğer soğanımı attım doğramaya. Soğanlar hazır. Çok güzel oldu soğanım. Soğanım harika oldu. Şimdi soğanımdan sonra ne yapacağım? Etlerimi atacağım. Etlerimi atmam lazım. Etlerimi daha önce haşladım. Küçücük küçücük böyle çok güzel. Sevimli sevimli. Şöyle. Eyvallah. Ziyan olmasın. Güzel etlerimi de attım abi. Evet. Bugün harika bir talaş böreği yapıyoruz. Böyle güzel. Bol soğanlı. Efendime söyleyeyim. Etli, garnitürlü. Bazen hikayeler anlatıyorum. Şimdi arkadaşlarımız sormuş. Kanki Canbaz. İşte Balkanlarla ilgili proje var mı? Balkanlarla alakalı bir şeyler yapacak mısınız? Vallahi Balkanlarla ilgili projemiz var. Ama size bir tavsiyem. Madem kanalıma abone oldunuz, madem kanalımda videolarımı izliyorsunuz, ola ki gözden kaçmıştır. Size bir tavsiyem var. Bakın, Svornirce, Saklı Balkan, kadın adam hikayemizi çok fazla teferruatla anlatmayacağım ama muhakkak izleyin. Hani eminim, vay be, İnsanlar neler, ne acılar çekiyormuş, nelere katlanıyormuş diyebileceğiniz bir hikaye. İşte onun gibi hikayeleri Saklı Balkan'da yine çekmeye devam edeceğiz. Çok hikaye var, çok özel insan hikayeleri var. Ve kalanlar var. Kalanları çekmeye devam edeceğiz. Ne diyoruz biz kalanlarda? Peşinden koşmadığımız, sahip çıkmadığımız, kayıt altına alamadığımız eserler bizim değildir diyoruz arkadaşlar. Balkan coğrafyasındaki bize ait mimari eserleri de kaldığı yerden çekmeye devam edeceğiz dostlar arkadaşlar. Bu bilgileri de verdikten sonra artık buna salçamı katabiliriz. Harika gidiyoruz. Efendim salçamı da attım. Salçam şöyle haşır neşir olsun şurada. Ben şuradan tutacağım şunu biraz çevireceğim arkadaşlar kendime. Eyvallah şöyle bir salçamı hafif hafif ezeceğim. Ezmem lazım ki onlar buluşsun, dost olsunlar, arkadaş olsunlar dedik. Salçamızdan sonra ne yapacağız? Salçamızdan sonra garnitürümüz kaldı. Garnitürümüzü atacağız arkadaşlar. Zaten onlar da haşlanmış, diri diri. Onlar da sahnedeki yerini alacaklar. Önce şurada bir salça işlemini tamamlayalım. Hatta şöyle bir havuz yapalım şurada. Şöyle bir havuz yapalım. Hazır salçamız ve etlerimiz kendine gelmişken şunları da alayım şöyle. Evet. Bakın çok güzel bir görüntü oldu. Yani talaş böreğimizin malzemesi, hani malzemeden kaçınmıyoruz. Böyle bol bol canlı olsun istiyoruz. Siz de çok kolay evinizde bu tarife bakarak hangi malzemeleri kullanmışız, ne yapmışız videomuzu izleyerek bu böreği evinizde yapabilirsiniz dostlar arkadaşlar. Dediğim bu aşamaya geldik. Evet bu aşamaya geldik. O zaman bereket versin. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Bereket versin dedik. Et suyumuzu aldık ve aşıkları buluşturduk. Aşıklar buluşturduk. Bakın hemen aşıklar başladılar. Birbirleriyle nüfus etmeye sarıldılar. Nasılsın, iyi misin? Keyfin yerinde mi? Halin hatırın nasıl? Seni çok özledim. Muhabbeti yaptılar. Şimdi bu kaynayacak arkadaşlar. Bu suyun biraz çekmesi lazım. Neden? Biz mürtöy hamurunda yapacağız talaş böreğimizi. Bu suyun olmaması lazım. Ama özünde olacak yine bu et suyu. Dedikten sonra hemen ne eklemem lazım? Karabiber eklemem lazım. Şimdi bir de ne koyacağız? Ne koyacağız? Kekik koyacağız arkadaşlar. Böyle bir kontrol edeyim. Evet kekik. Bolca koydum abi. Hiç acımıyorum bak. Şöyle koydum abi bolca. Eyvallah. Tamam. Şimdi devam karıştırmaya. Devam karıştır. Mis gibi kokuyor. Vallahi billahi. Bu birazcık suyunu çeksin. Evet bu birazcık suyunu çeksin. O suyunu çektikten sonra ben biraz etrafı toparlayacağım. Ve mürfey hamurumu alıp başlayacağım talaş böreğimin içini doldurmaya. Görüşelim az sonra. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim güzel harcımızı soğuttuk. Güzel suyunu çekti. Harcımız da soğudu. Neden? Çünkü mürfey hamuruna aktaracağımız için
soğuk olması lazım ki kaşarla onun böyle kaşarın içeride ilk etapta erimesini istemiyorum. Kaşarın diri olması lazım. Arada bu böyle ne diyecek? Muhabbeti attıracak. Bir daha onu kaşarla kapatacak. Şimdi yalnız karar veremedik. Büyükköy hamurunu janjanlı mı yapsak, klasik mi yapsak? Sonra ben dedim ki ya ben janjanlı yapmak istiyorum. Kendime has bir kapama şekli düşündüm. Öyle olur mu dedim. Bir dene dediler. Olmazsa keseriz, atarız. Bakalım olacak mı? Şimdi hani yemeğimizi yapmaya başlarken hazırladığımız bir tereyağımız vardı. Hatırlıyorsunuz. Bakın o burada. Hala duruyor arkadaşlar. Güzelce bakın. Neden böyle olsun istedik? Çünkü ben bunun içerisine yumurtanın sarısını eklediğimde bu sıcak olursa ne yapar? Tereyağlı yumurta yapmış oluruz. Onun için ekranı banye modundan çıkartmamız lazım. Ne yapacağım şimdi? Şimdi Yasko ile iddiaya girdik. Sen dedi yapabilir misin? Dedim yaparım. Bakalım yapabilecek miyim? Dedim ki ben bunu alırım. Böyle biraz şöyle yapayım. Heh. Ben bunu alırım dedim. Yumurtamı kırarım. Beyazını buna aktarırım. Sarısı da dedim kırdığım yumurtanın kabuğunda kalır dedi bana. Yasko. Şimdi ben bir deniyorum bakalım ki yapacağım ya Allah'ın izniyle. Bak. Kırdım. Ve şuradan kırdım. Şimdi garantiye alıyorum. Tamam. Şimdi bak. Açtım. Açtım. Bak beyazını attım abi. Görüyor musun? Bak beyazını attım. Evet. Bu kabuğu aldım. Aldım. Heh. Sarısı burada kaldı. Yani sarısı burada. Ne yapıyorum abi? Tereyağıma yumurtamın sarısını ekledim. Bu tereyağında yumurtamın sarısını güzelce bir karıştıracağım arkadaşlar. Sen yine uslu uslu dur. Şimdi milföyümü aldım arkadaşlar. Milföy geldi. Milföyü şöyle şuradan şöyle hatta bir kalite kontrol yapayım. Tamam. Milföyümü şuradan kestim. Sen şöyle dur. Sen şöyle gel. Bakın çapraz koydum. Şöyle çapraz koydum. Şuradan kaşar aldım. Arkadaşlar. Kaşarımı bir böyle koydum. Tamam mı? Bir de şöyle koydum bak. Bir de şöyle koydum. Sonra buradan da çok değil. Şu kadarcık. Şu kadarcık. Böyle harcımı şuraya böyle bocaladım abi. Bak. Böyle bocaladım. Bu kadar kafi mi? Acaba diyorum. Hadi biraz daha şu bezelyeler falan gelsin. Şöyle. Tamam. Kıpraşma. Tamam. Şimdi olay şurada. Bakın olay şurada. Şöyle açayım da Hakan görsün. Olay şurada arkadaşlar. Şimdi bu çapraz ya. Bunu da onun tam çaprazı yapıyorum. Bak. Şöyle. Şöyle. Bak şimdi böyle yaptım. Hafif böyle buralarını bastırıyorum. Şöyle bastırıyorum. Bak. Şöyle bastırıyorum. Tamam. Tamam mı? Şimdi bunları biraz uzatacağım. Şöyle. Bunu böyle biraz uzatacağım. Şöyle 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 uzatacağım. Şunları da uzattım. Tamam. Şu alttakileri de uzatacağım. Böyle tek buraya katlayacağım onu. Bunu da buraya katladım. Efendim. Bunu da buraya katladım şöyle. Buradan da şunu aldım. Şöyle buraya katladım. Şimdi oldu mu? Olmadı. Neden? Üste bir kat daha kaşar koymamız lazımdı. Unuttum. İkincisini öyle yapacağım. İkincisini öyle yapacağım. Şimdi ben ilkinde alta kaşar koydum. Harcımı koydum. Üstüne de kaşar koymam lazımdı. Acaba borça yapabilecek miyim diye heyecana kapılınca kaşarı unuttum. Ama ikincisini yaparken oraya da kaşar koyacağım. Şimdi bunu elime aldım. Bak böyle elime aldım. Sonra bunu böyle uzattım. Bunu da şöyle alta aldım. Bunu da böyle alta aldım. Buradan yaptım. Şöyle. Bunu da alta aldım. Şöyle buraları yapıştırdım. Efendim söyleyeyim. Bunu da alta aldım. De. Hazır. Harika oldu. Şimdi yağlı kağıdımı tepsi fırınıma fırın tepsime koydum. Ama ben bunun yağlı kağıt olmasına rağmen işimi garantiye alacağım. Yapışmasını istemiyorum. Ne yapacağım abi? Şuradan azıcık şöyle bir alacağım. İşimi garantiye alacağım. O kadar emek verdi. Buradan şöyle önce bir kağıdımı şöyle bir yağlayacağım arkadaşlar. İşi garantiye almak için. Çıkartırken mahcup olmayalım. Çünkü neden? İçinde hem kaşar var
hem de hazırladığımız harç var. Ola ki dağılma olmasın, ola ki patlama çatlama olmasın, patlama çatlama olsa da en azından alırken rahat rahat alabilirim. Bilmem anlatabildim mi? Tamam, güzel, bunu da yağladık. Çok ıslah oldu, çok ıslah oldu. Efendime söyleyeyim. Şimdi ilkini yaptık, bakın. Aldım, şöyle şuraya yerleştirdim arkadaşlar. Tamam, mal hazır. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Hemen aldım yine. Hemen aldım abi. Şöyle sardım. Tak. Öyle. Bunu da kestim. Sen gel böyle. Aldım. Hatta bunu biraz böyle açar gibi yapayım. Tamam. İki tane kaşarım var abi. Kaşarı bu sefer böyle çapraz. Tamam. Ondan sonra buna şöyle malzememi de aldım abi. Bak. Malzemeyi de aldım. Hadi malzemeden kaçmayalım. Biraz daha alalım. Evet. Bunu da aldık abi. Çok güzel. Şimdi ilkinde yapamadığım işlemi yapacağım. Bu sefer onun tam tersi. Şöyle yapacağım. Şunu da böyle yapacağım arkadaşlar. Şunu da böyle yapacağım. Sonra ne yapıyorum? Bunu buraya alıyorum. Şöyle hafif bastırarak şuralarına. Tamam. Hemen ne yapacağım? Şurayı çekerek buraya. Bunu çekerek, yapıştırarak şuraya. Bunu çekiştirdim de buraya. Bunu da buradan bağladım urganla. Bunu da buraya aldım. Çok güzel. Sonra ne yaptım abi? Aldım, çevirdim. Buraları da bağladım abi. Yani bak, buralar da bağlandı. Tak, bu da hazır. Bak, bu da hazır. Artık 4 mu çıkacak, 6 mı çıkacak? Onun kararını vereceğiz arkadaşlar. Ben şimdi hızlı hızlı hemen yapmaya devam ediyorum. Hani baştan tereyağımızı erittik. Sonrasında içerisine yumurtanın sarısını attık. Şimdi bu canım talaş böreklerimi ödüllendirmem lazım. Nasıl ödüllendireceğim? Önce bir karıştıracağım. Şöyle. Bakın çok güzel oldu. Bak şöyle. Şimdi bunu ödüllendirmem lazım abi. İzninizle ben fırınımın başına gidiyorum. Böreklerimi fırına atıyorum. Haydi bakalım. Mal hazır. Haydi bismillah. İnşallah kabarır. Kakan Gican Baz. Evet. Kim demiş kabarmaz diye? Yırttı. Çok güzel oldu. Eyvallah diyorum. Efendim, Onur Market'in katkılarıyla çok şükür bir yemeğin daha sonuna geldik. Fırından sıcak sıcak çıktı. Hiç bekletmeyeceğim. O kaşarın erimesini, o canım çıtırtıyı sizlere duyurmak istiyorum. Şöyle, hangisi? Şu biraz daha çıtır çıtır. Bak, bak, bak. Bak. Efendim, şurayı alıyorum. Bıraktım. Balkan Mobilya, bugünkü yemeğimizi size ithaf ettik. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpelim. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Bugün ne yaptık? Bugün talaş böreği yaptık. Harika oldu, güzel oldu, mükemmel oldu. Anlatılmaz lezzetlerde bir sonraki yemekte görüşmek üzere demeden önce benim şimdi bunu kesmem lazım. Değil mi Hakan abi? Oo. Bak, şöyle keseceğim ki Hakan abi şuradan o neyi? O kaşarı, malzemeyi, bak bak çıtır çıtır bak, görmesi lazım. Bak, şöyle açacağım Hakan abi. Bak, 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 bak. Aşka bak, aşka. Sevgiye bak, sevgiye. Ya mükemmel oldu ya. Hiç uzatmıyorum abi. Sıcacık sıcacık şöyle. Bak sıcacık sıcacık. Yalnız çok sıcak.
Biraz soğusun be, ben veda edene kadar. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Anlatılmaz Lezzetler'de harika yemekler yapmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemekte görüşelim. Katkıda bulunan herkese ama öncelikle Onur Market ailesine teşekkürler. Bereket versin dedik. Bugün de bir yemeğin sonuna geldik. Bir sonraki yemekte görüşelim inşallah. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin. Bizi Erol Canbaz Instagram hesabımızdan da takip edin. Oradan çok güzel hediyeler veriyoruz. Hediyeleri kazanın. Anlaştık. Hadi bismillah. Birazcık daha soğuması lazım. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Çayda dem, askerde kıdem. Parası demle, yok problem.